Herkese merhaba dostlar, Eager TV ekranlarına hoş geldiniz. Yeni bir Rainbow Six Siege videosunda ama bu sefer ayarlar videosuna hoş geldiniz. Rainbow Six Siege'deki ayarların videosunu en son sanırım 1,5-2 yıl önce göstermiştim size. 1,5 yıl olmuş olması lazım. O zamandan bu zamana değişen bir iki şey oldu. TTS Server'a da yeni gelen şeyler oldu ama onu size farklı videoda TTS Server'ına gelen değişiklikler ile göstereceğim. Bu videoda arkadaşlar oyun ayarlarımı inceleyeceğiz. Benim hangi ayarları kullandığımı, bunları neden kullandığımı veya sizin standart olarak neleri kullanabileceğiniz veya kullanamayabileceğiniz hepsini beraber inceleyeceğiz ve bunları sizlere öğretmeye çalışacağım. Bunun dışında ayarlar rehberinin dışında arkadaşlar şurada gördüğünüz grafikler rehberi de sağ üstte bırakıyorum. Grafiklerle ilgili bilmeniz gereken bütün ayrıntıları orada bilebilirsiniz ve ayrıca sormak istediğiniz şeyleri de yorumlarda belirtebilirsiniz. İlk başta arkadaşlar hemen oyunumuzun ayarlarını şu sağ üstteki kısımdan seçeneklerden açıyoruz. Bunlar hemen en basit şeyler zaten. Şurada ekip gizliliği var. Ekip gizliliği daveti özel ve arkadaşlara açık. Bu ne demek arkadaşlar? Daveti özel yaptığınız zaman sizi sadece davet ettiğiniz arkadaşlar sizin ekibinize gelebilir. Ama arkadaşlara açık dediğinizde şu şekilde göstereyim. Arkadaşlara açık dediğinizde birine sağ tıklıyorsunuz. Şu an bakın sadece invite var. Eğer ki arkadaşlara açık olsaydı ben burada join game diyebilirdim. Yani oyuna katılabilirdim. Mesela bakayım hiç açık olan var mı gösterebileceğim. Sadece deniyorum. Belki bir ihtimal birinde açık olabilir. Join game gibi. Yok gibi duruyor. Zaten bunlar oyunda değil. Hani eğer öyle bir şey olsaydı ve squad da bu şekilde duruyor olsalardı ben join game diyerek onlara katılabilirdim arkadaşlar. Şimdi diğer kısma gelelim. Yine seçeneklerden. Eşleştirme tercihleri bizim için önemli neden? Eşleştirme tercihleri özellikle yeni başlayan arkadaşlar için Newcomer'da veya hızlı karşılaşmada burada rehine, bölge kontrolü ve bomba modunu açıp kapatmasını sağlıyor. Bunlar ne işimize yarıyor? Bundan geçen sezona kadar arkadaşlar dereceli maçlarda biz bu 3 modun hepsini oynayabiliyorduk. Hepsi şu şekilde açık olarak geliyor size zaten. Ve birçok oyuncu bölge kontrolü basit olduğu için bomba kurma taktik istediği için bunları oynayamıyordu. Ama hem Pro Lig'den hem de diğer yüksek seviyelerden gelen tepki sebebiyle şu an sadece arkadaşlar hem derecesizde hem de dereceli de sadece bomba modu oynanıyor. Eğer ki siz kendinizi dereceli maçları hazırlamak istiyorsanız bu iki modu kapatabilirsiniz. Bunlar zaten bana göre eğlence modları arkadaşlar. Ama daha öncelerde bunları dereceli maçlarda da oynayıp seviye kasmaya çalışan binlerce insan vardı. Siz bunları açıp kapatabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şu aşağıdaki terörist tanktaki, terörist avındaki modlar arkadaşlar. Bunu da sadece klasik terörist avı olarak açık bırakıp diğerlerini kapatabilirsiniz. Veya hepsini de açık kullanabilirsiniz. Bunlar size kalmış. Aşağıdaki de terörist tanktaki hangi haritaların açık, hangi haritanın kapalı olacağını gösteren bir harita. Eğer ki bütün haritaları oynamak istiyorsanız terörist tankta haritaları da öğrenme açısından bunları kullanabilirsiniz. Ama birazcık daha fazla zaman kaybedersiniz. Mesela Airport üstünde Airport Base'de arkadaşlar. Bunu açtığınız zaman siz büyük haritada teröristleri bulmak için zaman kaybedeceksiniz. Bu yüzden de hani terörist tantın bir amacı kalmayacak. Terörist tantın asıl amacı zaten elinizi ısındırmak, oyunun amacını anlamak. Yine işte nasıl desem hangi operatör oynuyorsanız onun silahlarına alışmak gibi. Sadece House'u evi seçerseniz bu sizin için yeterlidir. Daha aşağıda bir şey yok zaten. Geri geliyorsunuz arayüz tercihleri. Bu arayüz tercihlerini tek tek anlatmayacağım. Bunları siz okuyup da yapabilirsiniz. Bunlar arkadaşlar adının üstünde arayüz. Oyunun içine girdikten sonra mesela örnek veriyorum ben aşağıda PC sohbetini kapat demişim. Bunu açıp kapatmak size kalmış. TTS'te bunlar değişecek zaten. Bunları da kullanabilirsiniz. Şu pink arkadaşlar takım arkadaşlarına gördüğünüz gibi oyun içi sarı işaretler. Z tuşuna basarak örnek veriyorum bir info verdiğiniz zaman ayrıca infonun nerede olduğunu veya bir ses aldınız o sesin olduğu yere doğru Z'ye basıp ping atıyorsunuz. Eğer bu kapalı olursa bu pingleri göremezsiniz ayrıca atamazsınız da. Oyun bilgilerini gösterdi şu aşağıdaki bakın açtığımda kaç FPS alıyorsunuz kaç pinginiz var onu gösteriyor. Kamera gruplarındaki birleşme olayında ben kapalı kullanıyorum bu tamamen size kalmış. Hani kapalı kullanmak birazcık daha iyi de olabilir kötü de olabilir tamamen dediğim gibi size kalmış. Bunu açık yaptığınız zaman arkadaşlar kameralardaki geçişleri yapmak için başka bir tuşa basmanız lazım. Mesela QA yapıyorlar kameraları değiştiriyorsunuz. Başka bir kamera grubuna geçmek için ekstra bir tuşa basmanız gerekiyor. Ama kapalı olduğu zaman sürekli sağ 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 yaparak da hani veya sol 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 kamera geçişleri yaparken
başka bir tuşa basmanız gerekmiyor arkadaşlar. Gelelim sese. Ses arkadaşlar çok basit biliyorsunuz. Konuşulan dilde herhangi bir şey yok. Menü ve altyazı dilini isterseniz İngilizce, isterseniz istediğiniz bir dil kullanabilirsiniz. Ben size video çekerken genelde Türkçe kullanıyorum. Altyazıları mutlaka açık yapın arkadaşlar. Neden? Özellikle yeni başlayanlar için altyazılar önemli. Bunları okumanız tavsiye ediyorum. Örnek veriyorum. Bir operatörün mermisi bittiği zaman altyazı geçiyor oradan. Mermim bitti diyebiliyor. Siz de bu takım arkadaşının mermisinin bittiğini bildiğiniz için ona piklemesini istemiyorsunuz. Bu tarz şeylere dikkat etmeniz lazım. Ufak tefek ayrıntılardır ama bunları ilk başlarda açık kullanabilirsiniz. Ondan sonra oyuna alıştıktan sonra zaten isterseniz kapatabilirsiniz. Ben oyuna başladığımdan beri açık kullanıyorum. Ana ses seviyesini mümkün mertebe %100 kullanın. Müzik seviyesi oyunun içindeki müzik. Bakın şu müzik. Bunu kullanmıyorsunuz arkadaşlar. Oyun sesine gerek yok. İsteyen açabilir. Bu tartışılır tabii ki. Ben kullanmıyorum. Konuşma sesi seviyesi de arkadaşlar. Şu sürekli konuşan bir diyalog sesi var. Hani diyelim ki 30 saniye kaldı. İşte son adam düştü gibi. Bu sesler ve diğer sesleri, yani normal operatörlerin seslerinin dışında diğer seslerin sesini artırmaya çalışıyor. Dinamik aralık dediğimiz şey de arkadaşlar yine sizin kulaklığınızdaki bütün seslerin hangi modunda. Eğer gece modu yaparsanız arkadaşlar çevrenizdeki sesler size daha yakın gelirken sizin sesleriniz daha az gelecek. Tam ortası zaten bu dediğimin aynısı, tam orta kısmı. Hi-Fi yaparsanız da sizin silahınız, patlama sesleri size yakın olanlar daha çok, uzaktaki sesler daha az gelecek. Bunlarla ilgili zaten normalde bir video yapmayı düşünüyordum ama sesler şu an sürekli bir gelişme evresinde olduğu için tam bir düzene girmesini bekliyorum. Sesli sohbet kısımları zaten bunları ayarlayabilirsiniz. İşte bas konuş yapabilirsiniz, açıp kapatabilirsiniz. Bunlar size kalmış arkadaşlar. Oyun içerisinden bas konuşla konuşmak isterseniz de U tuşuna basarak konuşabilirsiniz veya onların ayarını birazdan göstereceğim kontroller kısmından yapabilirsiniz. Gelelim görüntüye. Görüntüyü mümkün mertebe bilgisayarınız kaldırdığı sürece en yüksek kısımda kullanın arkadaşlar. Ne kadar yüksek kullanırsanız kaliteniz o kadar artar ve mutlaka full ekran oynayın ve oynayabileceğiniz en yüksek hertz seçin. Benim ekranım 60 hertz olduğu için 60 hertz oynuyorum. Çerçevesiz oyna sebebim de yayın yaptığım için alt tab yaparken bir sıkıntı olmasın diye. Görüntü oranları arkadaşlar normalde otomatik başlar sizde. Siz burada çözünürlüğü değiştirebiliyorsunuz. Biraz sonra bunların ne anlama geldiğini terörist standı açarak göstereceğim. Burası kalsın. Düşey senkronizasyon da arkadaşlar monitörünüzü belli bir hertz'e sabitlemek. Yani oyununuzu belli bir FPS değerinde tutmak. Bunu ben kapalı kullanıyorum ama eğer ki bilgisayarınızda sürekli dalgalanmaları oluyorsa bunu belli bir kareye sabitleyebilirsiniz. Bir kare yaparsanız monitörünüz neyse ona sabitler. İki kare yaparsanız monitörün yenileme hızının yarısından sabitler. Mesela 60 Hz bir monitörünüz varsa 30 Hz'e sabitler. Yani 30 FPS alırsınız. O yüzden bunu birde kullanın. Örnek veriyorum 144 Hz bir gaming ekranınız var, monitörünüz var. O zaman 144 Hz'e sabitliyor. Ama siz bunu illa açmak zorunda değilsiniz. Tamamen size kalmış bu da. Geniş ekran sinemasyon arkadaşlar. Sinematik deneyimi açmak için. Yani bunu açık yaptığınız zaman şu sağ üstte arkadaşlar. Şuralarda siyah ekran görünüyor. Gelelim en önemli yere. Görüş alanı. Görüş alanında birazdan ekranı zaten bu yamultmaya falan yarıyor. Bunu da birazdan size anlatacağım. Kalibrasyonda arkadaşlar sizin parlaklık dereceniz normalde oyunda sanırım 50'de falan geliyor. Tam emin değilim. Bunu siz mutlaka daha net görmek istiyorsanız 60 ile 65 arasında bir ayarda kullanın. Sakın böyle çok fazla parlatmayın. Ben 63'te kullanıyorum. Bu tamamıyla size kalmış. Grafiklere gelelim. Doku kalitesi, grafik kalitesi bunlar şu sağ aşağıdaki ekran kartınızın performansına göre değişiklik gösteriyor arkadaşlar. Ekran kartınız neyse ekran kartınızın sınırlarını zorlamayacak derecede bu ayarları yapmanızı tavsiye ediyorum. Eğer bilgisayarınız kasıyorsa mutlaka düşük ayarları seçin. Ne kadar düşük ayarları seçerseniz o kadar iyi olur sizin için. Ben ultra ayarlara kadar bilgisayarım destekliyor gördüğünüz gibi. Ve ultra ayarlar için en aşağıya 6 GB ekran kartı istiyor. Bu bilgisayarın kaldırabileceği maksimum FPS değerini gösteriyor bize. Ama ben ultra'da oynarsam hem ekran kartımı yormuş olacağım hem de gereksiz birçok şey gözüme çarpacak. Size tavsiyem arkadaşlar, düşük ayarlarda oynamanız çok fazla pikselleşme sebebiyet verebileceği için doku kalitesini ortaya alabilirsiniz veya yükseğe alabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış.
Bakın ben çok yüksekte veya ultra'da oynamıyorum. Yüksek ayarlarda oynuyorum. Bunun sebebi de hem size YouTube'da hem de yayınlarda birazcık daha göze hoş gelebilir bir kalite verebilmek için. Daha öncelerde yayın yapmadığım zamanlar veya yayın yaptığım zamanlarda da orta kalitede oynuyordum. Bu arada arkadan geçen motor için kusura bakmayın sesi geliyorsa. Yüksek ayarlarda oynuyorum. Bu lineer arkadaşlar eş yönsüz 16x yaptığınız zaman ayrıntı seviyesini artırıyor. Bu da eğik açılardaki ayrıntı seviyesini artırıyor. Yani bulanıklaşmayı gideriyor. Ama biz bunu lineerde kullanıyoruz. Bunun sebebi de ne kadar çok ayrıntı gözümüze o kadar çok şey çarpacak. Multiplayer tabanlı bir oyun olduğu için arkadaşlar biz elimizden geldiği kadar operatörleri seçmemiz lazım. Yani diğer şeyleri net görmemiz çok aşırı önemli değil. Bu yüzden biz doku filtresini lineer kullanıyoruz. Pardon. Ayrıntı seviye kalitesi de arkadaşlar uzun mesafede ne kadar ayrıntı göreceğiz? Yani ben bunu düşük ayarda yaparsam uzun mesafede mesela haritada bir spam kill atmak istedim ya da büyük haritada belli bir yerden belli bir yere pikliyorsam o ayrıntıyı düşük yaptığımda tam bir net bir şekilde göremem. O yüzden bunu ultra yapmanızda bir sakınca yok. En fazla 2 ya da 3 FPS zaten kullanıyor. O yüzden bunu ultra'da kullanın. Gölgelendirme kalitesi düşük kullanın. Gölgelendirme kalitesi çünkü sizin FPS'inizi gerçekten zorlayabilir. Zorlamasa bile problem değil. Bunu düşük yapın çünkü bu nasıl desem ekstra sizin gözünüzü alacak ışıklandırma kalitesi veriyor. Bunu düşük yapın ama gölge kalitesini elinizden geldiği kadar yüksek kullanın. Bu tabii ki 5 ila 10 FPS arası kullanıyor. Hatta bazı bilgisayarlar daha fazla da kullanabilir. Düşük veya orta seviyede de kullanabilirsiniz. Ben çok yüksek kullanıyorum çünkü gölge ile de arkadaşlar bazen hangi operatörün nereden geldiğini görebiliyorsunuz. Yansıma kalitesi düşük olacak. Yerden yansıyan şeylerin gözükmemesi için ortam kapatma kapalı olacak. Bunlar yine parlamayla aynı şey. Lens efektleri yine parlamayla alakalı şeyler. Bunlar tamamıyla ışıkla alakalı arkadaşlar. Bunlar kapalı olacak. Yakınlaştırma derinlik algısı tamamen size kalmış. Bu da zoom açtığınız zaman etrafınız bulanıklaşacak mı, bulanıklaşmayacak mı onu da birazdan göstereceğim. Kenar yumuşatmayı tamamen size kalmış. Bu nasıl desem keskinliği ayarlayan bir ayar arkadaşlar. Bunu FX ağda kapalı veya TA2X, TA4X'te falan kullanabilirsiniz. Ama bunlar tabii ki bilgisayarınızı ekstra yoruyor. Kapalı kullandığınız zaman arkadaşlar farklı. Açık kullandığınız zaman farklı. Normalde size şu şekilde geliyor. 25'e 0. Bu arkadaşlar bilgisayarın çözünürlüğünü ne kadar kullanmayla alakalı, renderlamayla alakalı. Mesela görüntü işleme ölçeği 3D çevreler için arkadaşlar gördüğünüz gibi geçici üst ölçekleme denen bir teknik ile mevcut çıkış cihazının çözünürlüğüne göre yeniden ölçeklenir. Yani ben 1920'ye 1080 oynama rağmen 960'a 540 render alacağım. Niye ben öyle bir şey alayım ki? Bilgisayarınız kaldırıyorsa bunu net bir şekilde 1920'ye 1080'de kullanabilirsiniz. Ama ne kadar net yaparsanız o kadar FPS değeriniz düşer. Buna dikkat edin. TA keskinliği de arkadaşlar burada okuyalım. TA'nın ardından bir keskinleştirme filtresi uygulanır. Bu teknikten dolayı ortaya çıkan bulanıklığı gidermeye amaçlar. Yani ben oyunumun bulanık olmasını istemiyorum. Daha net olmasını istiyorum. O yüzden ne kadar yüksek değeri alırsanız o kadar iyi. Bunu genelde 50'de kullanmanızı veya 80 civarlarında kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çok fazla keskinlik olmasın, çok fazla sizi gözünüze şey çarpmasın ama ben bunları fullememin sebebi tamamıyla yayın kalitesiyle alakalı arkadaşlar. Kontrollere gelirsek de kontrollere arkadaşlar gördüğünüz gibi bunları hiç dokunmuyorsunuz. Fare ters dönüş vesaire. Hassasiyetten bahsedelim. Hassasiyetinizi siz kendiniz ayarlayacaksınız. Her bulunduğunuz mouse'un kalitesi, mouse'un markası bile hassasiyetinizi değiştiriyor. Ben mouse'umun şu anki durumuna göre ve yeterli alanım sahibi olmadığı için sensitivity'mi bayağı bir artırdım. Böyle oynamak tabii ki benim için kolay değil ama şu an durum bu. 83 veya 100'de kullanıyorum ben bunu. Bazı durumlarda 83, bazı durumlarda 100. Bunu ne kadar yüksek kullanırsanız ADS'e geçtiğiniz zaman yani nişan aldığınız zaman arkadaşlar o kadar hızlı hareket edersiniz. Tabii ki buna da göre de bir kontrol seviyenizin olması lazım. Bu tamamen size kalmış. İster 83 ister 900'de olun. Bunlarla ilgili daha sonra ayrıntılı bir video yapacağım arkadaşlar. Fare tekerleği kaydırma etkin. Bu önemli. Cihaz kullanımı. Buna gelelim. Cihaz kullanımı arkadaşlar sizin operatörlerinizin kullandığı cihazlar yani özellikleriniz. Mesela diyelim ki Jaeger'ın ADS'lerini koyduğunuz zaman ben standart koyarsam tuşa basar basmaz koyacak. Yani orta tuşa, mouse'un orta tuşuna veya seçtiğiniz mouse'daki bir tuşa
basılı tutmanız gerekiyor. Ama ben gelişmiş yaparsam cihaz kullanımında önce cihaz elime gelecek, sonra mouse'un sol tuşuyla basacağım. Drone kullanımında da arkadaşlar standart yaparsanız drone atar atmaz drone'a geçecek, ama gelişmiş yaparsanız siz drone'a geçme tuşuna, yani 5 tuşuna basmadan drone'a geçmeyecek. Nişan al aç kapa kullanabilirsiniz. Basılı tutkan alabilirsiniz. Fortnite'tan alışkın arkadaşlar basılı tut varsa basılı tut kullanabilir. Bu tamamıyla size kalmış. Yat tuşu yine ben aç kapa kullanıyorum. Bu da tamamıyla size kalmış. Depar yani shift tuşuna basarak size kalmış. Ben basılı tut kullanıyorum. Çömelmeyi aç kapa kullanıyorum. Yere yatmayı aç kapa kullanıyorum. Yürümeyi de aç kapa kullanıyorum. Yürüme arkadaşlar alt tuşuna basarak kullandığımız. Aşağıda da işte gamepad ile oynayan arkadaşlar için özellikler var. Bunlara PC'de oynayan arkadaşlar dokunmuyor. Kontrolleri özelleştirmeye geliyoruz. Pardon. Kontrolleri özelleştirmede biliyorsunuz bunları iyice bakın. Hangi tuş ne işe yarıyor? Sadece benim size göstermek istediğim şurada birincil cihaz ve ikincil cihaz var. Gördüğünüz gibi birincil cihaz bizim operatörü özelliklerimizi kullanmamızı sağlayan mouse'umuzun orta tuşu. Bunu mouse'un yan tarafındaki bir tuşa atıyoruz. Mesela mouse'un yan tarafındaki orta tuşa. İkincil cihazda işte bomba atmak, tel koymak diye kullandığımız bizim ikincil teçhizatlarımız, kullanabileceğimiz cihazlar. Bu da G tuşuyla kullandığımız. Hani bazen soruyorsunuz abi işte örnek veriyorum silej oynarken bombayı elinde nasıl tutuyorsun sonra fırlatıyorsun. Mouse'un yanındaki tuşa atadıktan sonra mouse'la bunu tuşa basılı tutarak elimde biraz bekletiyorum ve daha sonra fırlatıyorum. Bu şekilde oynayarak da oynanışınızı geliştirebilirsiniz. Diğer tuşları da isterseniz bu şekilde kontrol edin ve hangi tuş hangi işe yarıyor bunları öğrenmenizi bireysel olarak tavsiye ediyorum. Bundan başka oyun ayarları zaten yok. Ben size şurada hatırlarsanız görüntü ayarlarında şuradaki görüş alanları ve görüntü oranları ile ilgili size ufak bir bilgi vermek istiyorum. Bunun için de terörist standa geçiyoruz. Terörist standa karşınızdayım arkadaşlar. Dışarısı karanlık olduğu için şöyle içeri birkaç tane terörist vurup sizlere göstermeye çalıştığım bir şey var. Şu anda mesela arkadaşlar ben şöyle seçeneklerden açıyorum görüntüyü. Normalde bana otomatik gelen şu şekilde bir şey bakın. Tam emin değilim nerede olduğunu. Bu buralarda da olabilir ama en aşağı alalım. En aşağı alalım. Göstereyim size ne kadar kötü olduğunu. Bakın 6.9'u aldım. Normalde siz şu şekilde oynuyorsunuz. Ve benim gördüğüm alana bakın. Bakın. Şu kadarcık küçük bir alan görüyorum. Ya da şöyle geriden göstereyim. Gördüğüm alan bu. Hatta tekliyle alırsam daha güzel olur. Şimdi 16.9 kullanıyorum. 16.9'u aynı şekilde ben 90'a alıyorum. Bakın alanın ne kadar genişlediğini gördünüz mü? Gördüğüm alanı. Yani bu alanın fovu genişletiyor ama bu sefer de uzak daha da uzaklaşıyor. Şimdi ben aynı 90 POV'da bunu 16'ya 10 yaparsam bunları deneyerek kendinize en iyi ayarı bulacaksınız arkadaşlar. 16'ya 10 yaparsam birazcık bakın üstten daha çok basıldı. Benim için birazcık daha farklı bir alan oluşturdu. Ama ben bu kadar oyunun uzak olmasını istemiyorsam mesela ben buraya pikliyorum. Bakın çok uzak görünüyor normal şartlarda. Birazcık bunu düşürebilirim istersen. Ben bu tamamen sizin keyfinize kalmış. Ama tavsiyem bunu 80 ile 85 arasında bir şey kullanmak. Özellikle 1920'ye 1080 oynayanlar için. Bakın birazcık daha yakınlaştı benim için. Bu olay benim için iyidir. Sürekli akukla oynuyorsanız arkadaşlar, akukla oynayan biriyseniz bunu isterseniz 90'da oynayabilirsiniz. 90'la oynayan çok fazla profesyonel oyuncu var. Niye? Ben etrafımı daha rahat göreyim. Birden daha rahat tepki verebilirim. Zaten akukla oynadığım için benim ekranı uzaklaştırmam lazım ve sağda solda daha fazla yer almam lazım. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Mesela ben bunu en düşükte kullansaydım ya da düşüklerde kullanmış olsaydım. Bakın akokla aldığım zaman buraya baktığımda daha yakın olacak, tamam mı? Ve daha yakın olduğunda sağınızı solunuzu da görmekte zorluk çekeceksiniz. Mesela adam tam şuradan sıktığınızda ekstra dönmek zorunda kalacaksınız. Bu da size sıkıntı çıkarır. Bir de arkadaşlar 3 tane farklı 5-3 bakayım diğerleri nerede? 3-2 ve 4-3 var. 4-3 olarak 3-2 olarak oynayarak da bayağı ekranı bastırıp yakınlaştırabiliyorsunuz. Mesela bu şekilde 4-3 ile oynayıp ekranı bayağı bir basık oynayan profesyonel oyuncular var. Bunlar tamamıyla tabii ki ekranların büyüklükleriyle alakalı. Şimdi benim ekranım 60 Hz, 1920x1080 ama 24 inç. 27 inç olsa farklı bir yerde oynayabilirdim. Bakın size 3-2'yi gösteriyorum. 3-2 ile oynadığınızda birazcık daha yakın oynuyorsunuz fark ettiyseniz. Yine ekranlardan basık
Ama sanki 16-10 gibi ama birazcık daha bastırılmış, daha farklı. Ve son olarak 5.3'ü gösterimcisi. O biraz daha farklı zaten. Görüntü ayarlarınıza geliyorsunuz. 5.3'e tıkladığınız zaman da göstereceğim hemen açıldığı zaman. Birazcık daha farklı. Bunlar arkadaşlar genelde mesela 4-3'lü 16-10 birbirine yakındır. Zaten 4-3'ü 4 katını aldığınız zaman hani sanki 16'yı 12 oynuyormuş gibi. O yüzden birbirine yakın o şeylerle oynayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Hangisi gözünüze alışıyorsa, hangi ayar gözünüze daha iyi geliyorsa bu şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ayarlar bizden şimdilik bu kadar. Benim oynadığım ayarları tekrar gösteriyorum. Görüntü ayarları. Ben 16'yı 10 oynuyorum arkadaşlar. 16'yı 10 tabii ki bulabilirsem. 16'yı 10 oynuyorum. Şu an için 83 poz oynuyorum. Eski sistemde ben otomatik veya 16'ya 9'da 90 oynuyordum. Ama şu anki halimde, şu anki ekranında yerimin kötü olması sebebiyle 16'yı 10 veya istersem 4-3 oynayabilirim. Bu tahmini bana kalmış arkadaşlar. Bu şekilde ayarları kendiniz bir teröristan girip mouse'unuzun sensitivitesine göre istediğiniz ayarları da yapabilirsiniz. Bunlar benim ayarlarımdı. Sizlere de elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Mümkün mertebe arkadaşlar abone olmayan arkadaşlar Rainbow kitlesi için hem de diğer oyunların devamı için abone olup bildirimleri de açmayı unutmazsa çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere dostlar.